Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Muhammed Kadir Akot. Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün size Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği lisans programı hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle mekatronik mühendisliği nedir? Bu konudan biraz bahsetmek istiyorum. Mekatronik mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinin kesişiminden oluşan bir kontrol mühendisliği diyebiliriz aslında basit olarak. Mekatronik mühendisliği ne iş yapar? Mekatronik mühendisliği robotik sistemler üzerinde çalışır, akıllı sistemler üzerinde çalışır, otomasyon sistemleri üzerinde çalışır. Tabii kariyerinize nasıl yön vereceğinize bağlı, bu biraz da size bağlı nerede çalışmak istediğinize. Bunun dışında şehir hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, Karabük şehri bir demir çelik şehridir. Çünkü Türkiye'nin en büyük demir çelik fabrikalarından bir tanesinin bünyesinde bulunur. Bu Kardemir. Kardemir'in birçok alt şirketi bulunur. Bu yüzden şirketler demir çelikte uzmanlaşmışlardır. Ancak Karabük Üniversitesi'nin teknokentinde birçok farklı teknolojiler, birçok farklı şirketler var. Yani yazılım alanında da, mekanik alanında da, elektronik alanında da rahatça staj ve iş bulabilirsiniz. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bunun dışında üniversite hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği lisans programı 4 yıllık bir programdır ve hazırlık sınıfı yoktur. Eğitim dili Türkçedir. Yani bütün eğitimlerinizi Türkçe olarak alacaksınız. Ancak siz dilerseniz 1 yıllık hazırlık sınıfı gönüllü olarak alabilirsiniz. Bu size bağlı bir şey. Bunun dışında 1. ve 2. sınıfınız normal bir mühendislik öğrencisi gibi geçecek. Yani bir makine mühendisi, elektrik, elektronik mühendisi, mekatronik mühendisi arasında çok da büyük dağlar kadar farklar yok arasında. Ancak 3. ve 4. sınıfta farklılaşacaksınız. Yani özelleşeceksiniz. Bunun sebebi artık size üniversite daha çok aldığınız lisans programı hakkında derin bilgiler vermek istiyor ve siz de seçmeli dersler alacaksınız. Bu seçmeli dersler doğrultusunda kendinizi geliştireceksiniz. Mühendisliğin en zor sınıfı 3. sınıftır. 3. sınıfta oldukça zorlanacaksınız. Yani mühendislik okuyan öğrenciler en azından öyle söylüyor. 4. sınıfta ise tez yazacaksınız. 5 tane de seçmeli ders alacaksınız. Bunun dışında başka bir şey yok zaten 4. sınıfta. 4. sınıfın bir diğer yarı yılında staj yapacaksınız. Zaten uzun dönem stajınız olacak. Stajlar hakkında biraz bahsetmem gerekirse size 2 tane stajınız var. Bir tane 20 iş günlük bir staj olacak. Zorunlu staj. 3. sınıfın yaz tatilinde yapacaksınız. Bir diğer stajınız ise 4. sınıfının bir yarı yıl döneminde yapacaksınız. Bu uzun yıl uzun staj olarak geçiyor. Bunun iyi tarafı mezun olduktan hemen sonra staj yaptığınız yerde çalışma imkanı bulabilirsiniz. Bu sizin için bir avantajı olacak. Üniversitede 4 tane profesör, 4 tane doçent, 6 tane de doktor öğretim üyesi bulunmakta. Bunun dışında size bir tavsiye vermek gerekirse açıkçası sosyal faaliyetlerde aktif olun. Yani üniversitede birçok farklı kulüpler var. Bu ilgi alanlarınıza göre kulüplere girebilirsiniz. Kulüplere girmenizi tavsiye ederim. Proje grupları var. Proje gruplarına muhakkak girmenizi tavsiye ediyorum. Bu proje gruplarında Teknofest grupları olacak. 2209A programları var. TÜBİTAK 2209B programlarına katılmanızı tavsiye ediyorum. Size söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa bana ulaşmaktan çekinmeyin. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.